İyi akşamlar sevgili ordular. Tayran ile bizimkiler programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün değişik bir formatta yayın yapacağız. Çünkü misafirim gerçekten il dışından geldi. Bizi onur etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda. Belediye Sendikası Genel Başkanı Sayın Nihat Yurdakul'la bu akşam önümüzdeki seçimi konuşacağız, iş şartlarını konuşacağız, orduyu konuşacağız. Başkanımla her şeyi konuşacağız. Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyi diyelim. İyi diyelim, iyi olalım mı başkanım? Bakalım, bu bütün hepimizin elinde, halkımızın elinde. Evet. Şimdi başkanım, ben genelde programın başında tekrarlıyorum, yine söyleyeceğim onu. 1 Kasım'da seçim var önümüzdeki günde. Ben bu seçimde aday olan ve şehrimizi, ilimizi, Türkiye'yi yönetmek anlamında gayretli olan arkadaşlarımızın hepsine, partilerden aday olan insanların hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum. Hepsine kolay gelsin diliyorum. İnşallah her şey herkesin gönlüne göre olsun. Başkanım, bu temenniyle de programı açmak istiyorum. Sizinle önce şöyle girmek istiyorum başkanım. Yaklaşık 25 senedir ordunun dışında görev yapıyorsunuz. Aralıklarla orduya geliyorsunuz. Bence daha sık sık geliyorsunuz ama bu gidiş gelişlerde orduyu nasıl görüyorsunuz? Ordu sizin gözünüzde tütüyor mu? Ben böyle başlamak istiyorum. Bir ordu sevdasını il dışında yaşayan bir sizden öğrenmek istiyorum. Evet. Tayyip Bey, önce evet, 1 Kasım'da seçimler var. Ordudaki bütün adaylara başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum herkese. Çünkü bulunmuş demokratik sistem en iyisi. Parlamenter sistem. Bütün sistemlerin en iyisi. Veya şunu söyleyelim. Bütün sistemlerin kötünün iyisi. Parlamenter sistem. Bundan daha iyisi, halk yararına olan iyisi bulunmamış. Bu sistem içinde aday olan arkadaşlarımız var. Siyaset yapmak isteyen arkadaşlarımız var. Ben orduluyum. Öncelikle bütün Türkiye'deki adaylara başarılar diliyorum ama öncelikle ordudaki bütün adaylara başarılar diliyorum. İnşallah ordumuz için de iyi olur. Ha, orduyu nasıl görüyorsunuz? Yıllardan beri ordudan ayrı bir yerdeyim. İstanbul'da yaşadım, görev yaptım. Uzun bir dönemdir de Ankara'da görev yapıyorum ama orduya sık sık geliyorum. Ordu benim ilim, memleketim, doğduğum yer, bütün büyüklerimin, yakınlarımın, annemin, babamın, abilerimin mezarının olduğu bir yer. Bana göre Türkiye'de ve dünyada ordudan daha güzel bir şehir yok. Bunu kesinlikle söylüyorum. Evet. Ordu özlemi her günde gözümde daha da çok güzelleşiyor ordu. Uzak kaldıkça mı diyor başkanım? Bunu da söylüyorum. Evet. Yani orduya hizmet geldiği için söylemiyorum. Çok büyük hizmetler olduğu için söylemiyorum. Evet. Ama yaşımız da ilerliyor. İlerledikçe de bu doğduğum memleket bana gerçekten çok güzelleşiyor. Çok daha özlüyorum. Şimdi başkanım, bir de şu konuya girmek istiyorum. Bu aralar gerçekten Türkiye'de bir kaos var. İşte canlı bombalar patlıyor, insanlar ölüyor. Ankara'da işte size yakın zamanda sizin yaşadığınız şehirde de böyle bir olay oldu. Siz de bunları gerçekten şahıs olarak, kişi olarak bunlardan zarar görmüş, bunları acı olarak yaşamış bir kişisiniz. Bu konularla ilgili ben de görüşlerinizi almak istiyorum. Ne oluyor, nereye gidiyoruz, ne olması lazım? Tayyip Bey, bakın. Bu çok önemli. Aslında şu sorduğunuz soruda bütün siyasetçilerin de odaklanması lazım. Bu da şu. Siz dediniz ya, işte değişik. Ben bir emek örgütünün başkanlığını yapıyorum. Bir emek örgütünü temsil ediyorum. Yani işçi sınıfını temsil ediyorum. Siz değişik bir format dediniz. Evet. Hep alışıra gelmiş toplum. Hele de seçime çok az bir zaman kala. Bütün siyasetçiler çıksınlar. Siyaset yapanlar çıksın. Hı hı. Siyaset bir başka bir şey. Ben siyasetçi değilim. Bunu söylemek istiyorum. Siyaset bir program dahilinde ülkeyi yönetmeye talip olmanın adı. Ben bu değilim. Ben emekçiyim. Ama bir emekçi olarak siyaseti takip ediyorum. Etmeliyiz de. Bütün emekçiler işçi sınıfı takip etmeli. Ülke adına, emek adına, emekçi halk adına kim iyi siyaset yapıyor, yapacak, kim iyi politikalar üretiyor siyasetçiler tarafından, bunu denetleyecek, bunu takip edecek, kim iyisini yapıyorsa buna da oy verecek. Böyle olmalı. Futbol takımı tutar gibi değil. Sadece ülkesini ve milletini. Herkes de şunu bilecek. Dünyada ülkesinden ve milletinden kıymetli hiçbir şey yok. Ne sendikalar var, ne de siyasi partiler var. Böyle bir şey olamaz. Ülke ve millet. Bundan kıymetli bir şey yok. Evet. Bu anlamda şunu söylüyorum. Siyasi partilerin programları var, olacaktır. Az önce siyaseti tarif ettim. Ama bu programların içinde öncelikle birinci sıraya alması gereken demokrasi ve hukuk devleti. Evrensel normlarda demokrasi ve hukuk devleti.
Bu olmadığı zaman bunların hiçbir kıymeti yok. Bundan sonra önce bunu test edeceksiniz. Ondan sonra da diğer programımızda olanları bu hakkımızda paylaşacaksınız. Evet. Ama biz de hep ben şunu vereceğim, bunu vereceğim. Bak işçiyim ben. E tabii ki emekliye verilmesi, asgari ücretle ilgili açıklamalar bunlar tabii ki doğru. Buna benzer. İşçiyim ben. Taşeronu kaldıracağız diyenler var. Tabii ki doğru. Yani bu taşeron bataklığını, taşeron cehennemini bu ülkeden yok etmek lazım. Kölelik düzenini yok etmek lazım. Ama bundan önce hukuk lazım. Bir hukuk devleti olmak lazım. Demokrasi lazım. Çünkü demokrasinin olmadığı yerde sendika olmaz. Demokrasinin olmadığı yerde işçi sınıfı olmaz. Demokrasinin olmadığı yerde hak olmaz. Hukukun olmadığı yerde adalet olmaz. Kaldı ki evrensel normanda hukuk önce bize lazım. Emekçilere ve emekçi halka lazım. Biz bunu savunmak durumundayız ve bunu savunuyoruz. Biz sendikanın, belediye sendikasının genel başkanı olarak da Türkiye'yi dolaşıp bütün üyelerimize ve bizi dinleyenlere ve bunu söylüyoruz. Başka türlü ne iş barışı olur ne de ülke barışı olur. Evet. Biz önce hedefimiz ülke barışını, iş barışını sağlamak ve ülke barışını sağlamak. Verseniz ne olur? Bu vaatler yerine iktidara gelecekler, gelenler. Bu vaat ettiklerini yerine getirseler ne olur? Bu ülkede barış olmadığı müddetçe, iş barışı ve ülke barışı olmadığı müddetçe, huzur olmadığı müddetçe ne olabilir? Bunun içinde önce demokrasi diyoruz. Ve hukuk devleti diyoruz. Ve barış diyoruz. Bunu yapmamız lazım. Hep siyasi partiler çıkıyor. Ankara'da da, Türkiye'nin her yerinde de bu böyle. Birbirlerini götürüyor. Ayrıştırıcı, kaplaştırıcı, gerginleştirici hep dil kullanılıyor. Toplum ikiye bölündü. Kaplaştı toplum. Bu toplumu bu vaziyette nasıl barıştıracağız? Nasıl bir arada yaşatacağız biz? Bu toplumu bir arada yaşatmadan bu vaatlerimize nasıl hayat bulduracağız? Kiminle hayat bulduracağız? Yani başka bir gezegenlerden başka bir topluluk mu getireceğiz bu ülkeye? Hayır. 80 milyon bizim insanımız. Bizim ülkemizin insanı. O zaman eğer siyaset yapanlar, ülkeyi yönetmeye talip olanlar ülkem derse ve ülke insanım derse, milletim derse, halkım derse hiç ayırt etmeden ama 80 milyon ve buna odaklanırsa herhangi bir siyasi partiyi kastetmeyeyim. Tümü, ülkeyi yönetmeye talip olan tüm siyasi partilerin hedefi bu olmalı. Böyle demeli. Ama bu değil. Benden olanlar ve olmayanlar. Bu olmaz. Peki az önce şey söylediniz başkanım. En iyi sistem, demokrasi sistemi vatandaşımız oy verecek. 1 Kasım'da oy verecek. Bir partiyi iktidar yapacak ya da koalisyonda bir hükümet yapacak. Saygı duymak noktasında insanların vermiş olduğu oylara, getirmiş olduğu hükümete bu konuda nasıl davranmak? Çünkü insanın çoğu böyle istemiş. Vatandaş böyle istemiş. Vatandaş böyle istemiş değil. Vatandaşı beyni bulandırılıyor. Vatandaşa doğru söylenmiyor. Siyaset vatandaşı aldatmak için yapılmaz Tahir Bey. Evet. Siyaset vatandaşa hizmet için yapılır. Siyaset vatandaşa doğruları anlatmak için yapılır. Bunlar söylenerek yapılır. Bunlar anlatılarak yapılır. Vatandaş bir kavram kargaşası içinde birisi geliyor başka söylüyor, birisi geliyor başka söylüyor, öbürü başka söylüyor. Nasıl ayırt edecek bunu? Ordudan bahsederim. Evet. Hadi diyelim ki ordunun sahil kesimi veya mahalleler ayırt edebiliyor bunu. Doğruyu yanlışı bir parça tapta samanı ayırt edebiliyor. Yukarıya doğru gidelim. Nasıl olacak? Bir kavram kargaşası gidiyor. Hepsi ayırt edebilmek nitelikte olsa zaten böyle olmaz. Toplum olarak belli bizim yapımız. Kültürümüz, siyasete bakışımız. Biraz önce dedim. Kendi tuttuğu, oy verdiği, mensubu olduğu siyasi parti ne söylerse söylesin bizim toplumumuzda bunu doğru kabul ediyor. Hangi siyasi parti olursa olsun. Beğenmediği, yani istemediği, oy vermediği bir siyasi parti %100 doğruyu söylesin, doğrusunu kabul etmiyor. Toplum bu hale geldi çünkü. O zaman doğruyu bulmakta zorlanıyoruz. Ve ülkemiz zorlanıyor. Evet. Şu anda gerçekten 1 Kasım belki bir kırılma noktası olur, belki bir dönüm noktası olur barış anlamında ama ben umutsuz değilim. Kimseyi de buradan umutsuzluğa düşürmek istemem. İşimizin de kolay olmadığını söylemek isterim. Nihayet bunu düzeltmek bizim elimizde. Halkın elinde, toplumun elinde. Ama zamanı kısaltabilmek için de, süreci kısaltabilmek için de siyaset yapanların, siyasete soyunanların,
ülkeyi yönetmeye talip olanların biraz yardımcı olması lazım süreci kısaltabilmek için. Şimdi yavaş yavaş isterseniz sizin çalıştığınız iş koluna gelelim istiyorum başkanım. Şimdi belediye sendikasının genel başkanısınız ve tüm Türkiye'de çoğu belediyede örgütlüsünüz, çalışıyorsunuz. Şehrimizde büyükşehir oldu yaklaşık 2 sene önce. Beldeler kapatıldı. İlçelerle 20 merkezle beraber, 20 ilçeyle beraber hizmet vermeye devam ediyor. Sendikal olarak siz siyasetin neresindesiniz? Siz siyaseti politika, ben sizinle sohbet ettik. Politika ile siyaset ayrımınız var sizin. Ben onu da konuşmak istiyorum başkanım sizinle. Sendika olarak siyasetin neresindeyiz? Evet. Büyükşehir oldu. Bir siyasi karar. Buna saygı duyarız. Nihayet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, parlamentodan bir yasal düzenlemeyle çıktı. Ama sendika olarak, yani işçiler olarak siyasetin neresindeyiz? Biz siyasetin şurasındayız. Siyaseti biraz önce söylediğim gibi takip ediyoruz. İyi yapanları alkışlıyoruz. Halk, ülke ve halk yararına yapanları alkışlıyoruz. Destekleriz de, oy da verdiniz. Verdirtmeye de çalışırız. Evet. Ama biz siyasetçi değiliz. Tayyip Bey. Yine söylüyorum. Biz emekçiyiz. Biz sendikayız. Çalışan kesimi temsil ediyoruz. İşçiler ve işçi sınıfı demokratik baskı hakkını kullanarak siyasete, ülke yararına ve çalışanlar, emekçi, halk yararına yönlendirmeli. Siyaseti böyle yapmayanlara demokratik zeminde bunun hesabını sormalı. Biraz siyasetin ne olduğunu söyledim. Bir program dahilinde ülkeyi yönetmeye talip olmanın adı. Bizim sendika olarak öyle bir programımız yok. Olmamalı zaten. Hiçbir sendikanda olmamalı. Yani biz ülkeyi yönetmeye talip değiliz. O anlamda siyasetçi de değiliz. Ama biz politika yapmalıyız, işçiyiz. Politika şu, belirlenen bir hedefe kırmadan, dökmeden ulaşabilme sanatı. Politika bu. Belirlenen bir hedefe kırmadan, dökmeden ulaşılabilme sanatı. Biz de diyoruz ki çalışanlar olarak önce iş barışı sağlansın, emeğimizin karşılığını alalım kısacası ve temsil ettiğimiz ailemizi namerte muhtaç etmeyelim. Bizim hedefimiz bu. Bunun için politika yapalım. Ne yapalım? İşte bu hedeflere hayat bulduracak bu ülkede siyasileri, ülkeye yönetmeye talip olanları denetleyelim. Kim bunları yaparsa alkışlayalım, omuzlayalım, oy verelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, parlamentoya taşıyalım. Evet. Hükümet yapalım. İşçi sınıf olarak. Bunu yapmaya gücümüz var. Bakın şunu da söyleyeyim açılmışken. Sadece iki sektörde 13 milyon çalışanız biz, sanayi ve hizmet sektöründe. Küsuratı var. 5 milyon sanayi sektöründe, 8 milyon hizmet sektöründe. Az bir rakam değil bu. Değil, evet. Eğer sandığa bu anlayış içinde yansısa. Ama bakmayın bazıları, şimdi ben de konuşuyorum. Birisi dışarıda söyler. Bu belediye işin genel başkanı. Biz onun siyasi görüşünü biliyoruz. Siyasi konuşuyor falan. Hayır. Ben siyasetçi falan değilim. Aktif siyasetin içinde asla olmam, olmayacağım da. Bunu söylüyorum. Ben sendikacıyım ama siyaseti takip ediyorum. Bizi kim adam yerine koyuyorsa, kim bize yaklaşıyorsa, kim bizim emeğimize saygı gösteriyorsa, kim bizim arın terimize saygı gösteriyorsa, kim kendi çocukları gibi çalışanların çocuklarının da kutsal olduğunu söylüyor ve öyle düşünüyor, davranıyorsa bizim başımızın tacıdır. Ama yok. Benim çocuklarım birinci sınıf ama çalışanların çocukları ikinci sınıf anlayışı kimde varsa biz bunun karşısında dururuz. Ve demokratik zeminde de bunun hesabını sormaya kalkarız. Sormak için de mücadelemizi yaparız. Anlayışımız bu. Yani şöyle söylüyoruz. İşçi haklarına bir adım gelene biz üç adım ben gideriz. Ben üç adım giderim. Her türlü desteklerim, yanında olurum diyorsunuz başkanım. Bu Anadolu'da bir laftır. Bir adım gelene üç adım gideriz. Evet, evet. İşçi sınıfına, emeğe saygı olup bir adım atana biz 10 adım atarız. 10 adım atarız diyorsunuz. Evet, olması öyle gereken de bu zaten. Şimdi yavaş yavaş isterseniz ben şeye de girmek istiyorum. Bu konulara yine geleceğiz de. Şimdi Türkiye'de yaklaşık 2 milyon Suriyeli var. Çalışan, çalışmayan bir kesim var. Bunu nasıl görüyorsunuz bir sendika başkanı olarak? Ne olacak yarın size göre başkanım bu? Vallahi çok acı. Biraz önce söyledim ya, bir sürü sıkıntı. Size ne kadar etkisi bakın, olacak? Bir sürü sıkıntılarla uğraşıyorum. Tayyip Bey, ben Türkiye'yi karış karış gezen insanım. Evet. Bu Ordu'da da var. Türkiye'nin her ilinde var. Yarın potansiyel suç örgütleri doğuracak bir potansiyel bunlar. Bir topluluk. Gerçekten böyle. Her gittiğim yerde bakıyorum.
böyle 8-10 yaşlarında, 11-12 yaşlarında. Önceki gün İstanbul'daydım. Arabada gidiyoruz. Yoğun bir trafik. Para toplamak istiyorlar bu çocuklar, Suriye'den gelen çocuklar. Tabii taksiden para vermeyenler arkadan ellerinde taşlar var, taşlıyorlar. Böyle bir şey gözüküyor. Yani yarın ne olacak bunlar? Yarın böyle illegal grupların eline düşecek veya illegal gruplar oluşturulacak ve ülkemizin de sıkıntıya girmesinde, biraz önce söylediğim gibi huzurunun kaçmasında büyük rol oynayacak bir potansiyel. Yani niye bu hale geldi? Yani şunu söylemek istemiyorum. Yani bunlara kucak açmamalıydık. Açmalıydık tabii ama bunun bu hale gelmemesi için de önlemler alınmalıydı. En azından biz şöyle diyoruz. Ya niye kim olursa olsun insan. İnsanın yaşamının bir saniyesi bile çok önemli ve çok kıymetli. Evet. İster Suriye vatandaşı olsun, ister bir başka ülkenin vatandaşı olsun dünyada insan. Egemen güçler kendi çıkarları için Suriye'yi bu hale getirdiler. Başka bunun hiçbir şeyi yok. Hiçbir sebebi yok. Ha, bir ülkenin kaderini o ülkenin insanı tayin etmeli. Suriye'nin kaderine Suriye halkı karar vermeli. Ne yapacaksın? Çalışma ortamını nasıl etkiledi bunlar başkanım size göre? Yani Türkiye'deki çalışmaları, çalışan işçiler noktasındaki bunların etkileri ucuz bir şey mi yarattılar? Tabii ki. Şimdi şunu söylüyorum. Bu böyle değil mi? Dışarıdan buraya biz bir fındık ülkesiyiz. Ordu. Evet. Dışarıdan işçiler geliyor. Bir bakıyorsun dışarıdan gelenlerin, yani rakam vermeyeceğim ama vilayetin açıkladığı bir şey var. Rayiş bedel var. Evet. Gerçek ordunun işçileri, orduda olan işçiler, ordu nüfusuna kayıtlı olan işçiler onun iki misli şey alıyor, para alıyor. Dışarıdan gelenleri tabii ucuza çalıştırıyorlar. Bu insanların sigortası yok, bir güvencesi yok. Bu diğer çalışan kesimi de olumsuz şekilde etkiliyor. O zaman biz 1 Kasım'dan sonra iktidara gelecek hükümet noktasında da bu konulara da el atması, toparlaması anlamında bir ileti sunmuş olalım buradan başkanım. Tahir Bey, bunlar da bir sorun. Ha, bunlar evet. Halledilmez mi? Edilir. Evet. Ama bizim ülkemiz coğrafi olarak çok muazzam bir ülke ama çok karmaşık bir coğrafyada. Çok tehlikeli bir coğrafyada. Onun için bu cumhuriyet çok güçlü olmalı. Her şeyiyle güçlü olmalı. Bir toplum olarak güçlü olmalıyız. Birbirimize sahip çıkmalıyız, onu söyleyeyim. Bu coğrafyada tutunmak, bu coğrafyada ayakta durmak, bu coğrafyada büyümek öyle kolay bir şey değil. Bunu biz başarırız. Bu potansiyel var bu ülkede. Ama bu birlikten geçer. Bazı mihraklar ve bazı güçler bu ülkeyi birlik ve beraberlik içinde tutmaması için elinden gelen oyunları yapıyor. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Bunlar aşılmayacak sorunlar değil, aşarız. Evet. Ama başa dönmek istiyorum. Bu birlikten geçer yine. Kamplaştırarak değil, bölerek değil, parçalayarak değil. Siyasi partilere ayırarak değil. Irklara, mezheplere, bölgelere ayırarak değil. 80 milyon bu ülkenin vatandaşı, herkes bunu kabul edecek. Kuruluş ilkelerine uyacak. Ama bu ülkenin menfaati için, 80 milyonun hak ve menfaati için el ele verecek. Bize yakışmayan ne varsa onu hep birlikte bertaraf edeceğiz. Bundan geçer. Evet. Yoksa birbirimizle kavga ederek bu sıkıntıları azaltamayız. Aksine daha da çoğaltırız, büyütürüz. Nitekim de öyle oluyor. Öyle oluyor. Şimdi yine ben şeye dönmek istiyorum. Konumunu belediye sendikası genel başkanısınız. Başlığı da belediye. Şimdi bizi izleyen belediye başkanlarımız var. Tabii ki izliyorlar, takip ediyorlar programımızı. Türkiye'nin her tarafında. Az önce söylediniz ki bize bir adım gelene, bizim tabirimizde ben 3 adım giderim, desteklerim, yardımcı olurum diye bir tabir kullandınız. Ve bu konuda ben gerçekten belediye başkanlarına buradan duyurmuş olayım. İşçilerin hakkını verin, işçilerin hakkını kesmeyin. Belediye sendikası yanınızda olur eğer verirseniz mi diyelim başkanım. Tahir Bey, belediye sendikası bir, doğrunun yanında olur. Evet. Belediye sendikası işçinin arın terine saygılı olanın yanında olur. Bunun partisi, ırkı, mezhebi, akdemi hiç önemli değil. Bakın, belediye sendikası çalışan arkadaşımın çocuğunun kendi çocuğu kadar önemli olduğunu söyleyenin, uygulayanın, hissedenin, düşünenin yanında olur. O bizim için çok önemlidir.
öyle davranan ve düşünen bizim için çok çok muteverdir. Çok makbuldür. Bu budur. Evet. Ama hayır, bu böyle değil. Siyasi çıkar için, bireysel çıkar için çalışana ikinci sınıf muamelesi yapan, ona adam yerine kim koymuyorsa, belediye sendikası demokratik kurallar içinde, yasal kurallar içinde onunla sonuna kadar uğraş. Bunun bedeli ne olursa olsun. Evet. Ben buradan şunu söylüyorum. Sizin nereye gelmek istediğinizi de çok iyi anlıyorum. Şimdi Ordu Belediyesi'nde yeni bir yönetim oldu, seçim oldu. Demokratik bir seçim. Evet. Sandıktan çıkan bir yönetim. Bu halkımızın ne olursa olsun sandığa gidip o sandıktan çıkardığı herkes bir haktır, demokratik haktır. Biz buna saygılıyız. Sonuna kadar da saygılıyız. Ama bu biraz önceki anlatmaya çalıştıklarım eğer bize dönerse, bize öyle adımlar atılırsa, bizim bugüne kadar ki belediye yönetimlerine davranışımız, yani bize yaklaşımlarına göre davranışımız bu yönetimde de devam eder. Evet. Ama şunu üzülerek söylüyorum, gelir gelmez ben bunu göremedim. Niye göremedim? Ordu Belediyesi'nde yıllardan beri, 35 yılı aşkındır biliyorum, belediye sendikası örgütlü. Bak, 1980 sonrasında, 1983'te kuruldu. 83'ten beri belediye sendikası Ordu Belediyesi'nde örgütlü. Ordu Belediyesi'nde çalışan veya ilçe belediyelerde çalışan arkadaşlarımızın haklarına saygı olan her türlü, her siyasi partiden belediye başkanıyla çalıştık. Ben Türkiye'de de her türlü belediye başkanıyla çalışıyorum. AKP'lisi var, CHP'lisi var, MHP'lisi var, HDP'lisi var, bağımsızı var, başka partisi var. Çalışıyor. Hiçbir sorun yok. Olan yerler var, olmayan yerler var. Bu saydığım partilerle sorun yaşadığımız yerler var. Bu saydığım partili belediye başkanlarla sorun yaşamadığımız yerler var. Burası benim ilim. Ben belediye sendikası üyelerine, Ordu Belediyesi'nde çalışan işçi arkadaşlarımıza söylüyorum. Sen de Ordu Belediyesi'nde çalışıyorsun. Evet. Ordu Belediyesi'nde çalışan işçi arkadaşların belediye işin verdiği, belediye sendikasının verdiği hizmetlerle, aldığı haklarla bugüne kadar geldi. Ailesini namerte muhtaç ettirmedi, çocuklarını okuttu, büyüttü. Herkesin kursağında belediye sendikasının emeği vardır. Ve haliyle benim de hakkım vardır. Bu benim görevimdi bak. Bunu söyleyeyim. Ben görevimi, noksanlarım olmasına rağmen bu Türkiye konjonktüründe, bu şartlarda en iyisini yapmaya çalıştım ve yaptığımı da zannediyorum. Şunu söylüyorum. Biz siyasetçi değiliz, yine söylüyoruz. Sendika ve sendikacı hiçbir siyasi partinin güdümünde, kontrolünde, hizmetinde olmaz. Olmamalı. Bunun adı sendika olmaz. Olamaz. Legal veya illegal hiçbir örgütün, hiçbir siyasi partinin kontrolünde, emrinde olmaz. Sendika temsil ettiği insanın emrinde olur. Emekçi halkın emrinde olur. Siyasilerin değil. Siyasiler çalışanlara ve emekçi halka yüzü dönükse, onların çıkarı için uğraşıyorsa, emekçi halkın çıkarı için uğraşıyorsa, onlara hizmet için uğraşıyorsa, bizim görevimiz de onların hizmetini kolaylaştırmak ve devamlı kılmak. Evet. Görevimiz bu. Ama yok. Ya ben şu sendikayı beğenmiyorum. Benim hoşumda değil. Benim istediğim sendika olacak. Ha, böyle bir şey yok. Bu senin görevin değil. Sendika seçme hakkı işçinin hakkı. Özgür iradesine bırakmış. Kim? Vicdanen de öyle, ahlaken de öyle, hukuken de öyle, anayasal hak olarak da öyle. Bırakın sendika kimi seçiyorlar. Ben diyorum ki illa belediye sendikası seçsin demiyorum. Ama Ordu Belediyesi'nde çalışan bütün arkadaşlarım kendi özgür iradesiyle karar versin buna. Eğer bugün birisinin emriyle bir başka yere giderse, yarın birisinin emriyle de bir başka yere gider. Geçmişte bu yaşandı bakın. 90'lı yıllarda yaşandı. Ben o zaman da bugünkü söylediklerimi söyledim ve karşı çıktım. Ne zaman beni haklı çıkarttı. Şimdi o gün belediye sendikasından çalışan işçilere ayrılması için baskı kuran, tehdit eden arkadaşlarımız şimdi ne kadar yanlış yaptıklarını söylüyorlar. Bunu işçi arkadaşlarım da biliyor. Buradaki şey iş barışının sağlanması. Nihayet bir belediye yönetimi vardır. Bir belediye başkanı vardır. Bürokratlar vardır. Herkes işine bakacak. Bizim de orada halkına onlarla böyle beraber, belediye yönetimiyle beraber en iyi hizmete nasıl götürürüz, nasıl veririz? Bunu yerine getirmektir. Görevimiz budur. Evet. Bunun için
iş başındayız. Bizim için bizi zaten sendika başkanlığına getirdiler, yönetimine getirdiler. Onun için işe girdik zaten. Biz siyasi partinin programını, propagandasını yapmak için yönetici olmadık, işe onun için girmedik. Biz orada halkına hizmet için girdik. Nihayet bizim ücret alan arkadaşlarımız, orada çalışan arkadaşlarımız, ordu halkının, halkından toplanan vergilerle maaş alıyor, ücret alıyor. Bizim o aldığımız ücretleri hizmetimizi daha çok iyi, güler yüzle, barış içinde yaparak ordu halkına helal ettirmek durumundayız. Buna odaklanmıyoruz. Başka bir şey değil. Evet. Ama önümüzdeki günlerde inşallah bu kargaşa olmaz. İşçiler birbirine düşürülme olmaz. Bu hep hizmetleri aksatır. Hem orada çalışma barışını bozar. Hem ahengi bozar. Ben bunun bozulmasını istemem. Böyle bir şey olur mu? Vallahi olur diyemiyorum. Ama Türkiye'de bunun örneklerini yaşadım. Olmaz da diyemiyorum. Buradan çok açık net de söylüyorum. Orduda Sayın Genel Sekreter. Kocaeli'nden tanıyorum. Bunlar Kocaeli'nde çok yaşandı. Vallahi bu kimsenin yararına olmadı. Kocaeli Belediyesi'nde yararına olmadı. Kocaeli işçisinde yararına olmadı. Bunu dışarıdan destekleyen siyasetinde yararına olmadı. Bunu biliyorum. Bu günler geçer. Bu ülkede ne hükümetler gelip geçti, ne yöneticiler gelip geçti, ne belediye başkanları gelip geçti. Geçer. Bati olan yapılanlardır. İyi yapılıyorsa iyi anılıyor, kötü yapılıyorsa kötü anılıyor. Ben bir sendikanın genel başkanı olarak seçilmiş bir yönetim var. Bu yönetimde el birliğiyle bize düşen bir görev varsa yapmaya hazırız. Orada halkına hizmet vermek adına. Başka bir şey değil. Evet. Başkanım, sendika konusu geldiği zaman bayağı içlisiniz. Yıllardan beri ben sizi böyle tanıyorum. Davasına sahip çıkan, kendisini iyi ifade eden bir yapınız var. Bu gerçekten çok güzel bir şey bizim için, çalışanlar için de güzel bir şey. Türkiye'de nasıl görüyorsunuz? Nasıl Türkiye'deki sendikal durum, işçi durumu, genelde biz şimdi yerele geldik. Orduyu konuştuk biraz ama genelde nasıl başkanım? Nasıl gidiyor? Hayır be, Türkiye'de gerçekten şunu söyleyeyim. Önce öz eleştiri yapmak lazım. Zaten evet. Ben siz sorduğunuz diye değil. Bütün konuşmalarımda bunu yapıyorum ve şunu söylüyorum. Eğer Türkiye'de bir sıkıntı varsa ki var, çalışma hayatında sıkıntı varsa ki var, bunun %51'i sendikacıların yüzünden. Bak sendikaların demiyorum, sendikacıların yüzünden. Sendika olmalı. Olacaktır da. Çalışma hayatı varsa ki, yani çalışan ve çalıştırılan olduğu yerde sendika mutlaka olacaktır, olmalıdır. Ama sendikacı yok Türkiye'de. Bakın şunu söyleyeyim. Biz belediye sendika olarak, konfederasyon olarak Türk İş'e bağlıyız. Belediye sendikası Türk İş'e bağlı. 3 tane konfederasyon var zaten. İşçi konfederasyonlarını söylüyorum. Hı hı. Türk İş, Hak İş, DİSK. Bunların üçünün yönetimi de yönetim değil. Az önce söyledim. Nedeni şu. Sendikacıların yönü sınıfa dönük olmalı. Temsil ettiği insanlara dönük olmalı. İşçiye dönük olmalı. Eğer yönünü oraya değil de güce dönüyorsan, güce göre hareket ediyorsan, yani hakka göre değil, doğruya göre değil, güce göre davranıyorsan, doğrunun yanında değil, gücün yanında yer alıyorsan, senden sendikacı olmaz. Bak, sendika bir örgüt demek. Örgüt, hak ve menfaatlerin korumak ve geliştirmek için bir araya gelen topluluğun adıdır. Evet. Örgüt bu. Örgüt örmeden gelir. Yani nasıl nakışı işliyorsun, nasıl kadife gibi örüyorsun, buradan gelir örgütün adı. Örgüt, babası da olsa kim haksızlık yapıyorsa, o haksızlığı yapanın karşısında, hiç istemediği birisi de olsa, haksızlığa uğruyorsa, haksızlığa uğrayanın yanında olacak. Örgüt budur. Ama bugün Türkiye'deki sendikalar, başta konfederasyonlar böyle değil. Gerçekten böyle olmuş olsa ülkemiz böyle olmazdı zaten. Güce göre hareket ediyor. Temsil ettiği sınıftan değil, bazı güçlerden teyze alıyor. Oradan direktif alıyor ve ona göre hareket ediyor. Ve doğru yanlış
ayırt edilemiyor. Sendikalar bir ülkede eğer noksan varsa bunun başında işçi sınıfı buna müdahale etmeli. İşçi sınıfı üniversiteler. Eğer demokratik kurallar içinde bazı şeyler yapılıyorsa, demokratik kurallar dışında bazı şeyler yapılıyorsa, bazı noksanlıklar varsa, yapılanlar ülke ve millet yararına değilse, halk yararına değilse, bunu karşı koyacak önce işçi sınıfı ve üniversitelerdir. Onun için zaten işçi sınıflarının egemen güçler, bu ülkenin kaymağını yiyenler, sistemden beslenenler ve sistemin devam etmesini isteyenler işçi sınıfını zayıflattılar. Sendikaları zayıflattılar. Sendikaları kontrol altında tutuyorlar. Bakın bugün peşinden üniversiteler ne halde belli. Yani bir anayasa tartışılıyor. Bir ülkenin 50 yıl geleceği için anayasa tartışılıyor. Sanki üniversitelerde hukuk fakülteleri yok. O fakültelerde dekanlar yok, öğretim üyeleri yok. Çıkmıyor bir görüş nedir? Bunu biz bilemiyoruz. Bakıyorsun birileri çıkıyor televizyonda, önüne gelen herkes anayasadan bahsediyor. Son zamanlarda basın konuşuluyor. Sanki iletişim fakülteleri yok, dekanları yok. Evet. Herkes bunun uzmanı olmuş, herkes konuşuyor ama üniversiteler konuşmuyor. Susturdular. Nedeni şudur, bakın Tahir Bey. Bir defa toplumun doğru bilgilendirmesini bu anlamda istemiyorlar. İkincisi, sendikaların zayıf olduğu ülkelerde adaletli paylaşım olmaz. Bu kadar. Bunu biliyor. Egemen güçleri biliyor ve bunu iyi yapıyorlar. Zaten bu ülkede oradan atlıyorum geç ama bu taşeron olayı da budur zaten. Ucuz işçilik sömürü. Yani çalışanı sömürmek. Eğer güçlü sendikalar olsa bu ülkede taşeron olmaz, bu kadar sömürü olmaz. Bak. Akıllı işveren sendikalardan korkmaz. Akıllı sendikacı ve akıllı sendikalar olduğu müddetçe. Bağlı bulunduğunuz konfederasyonu bile tenkit edebiliyorsunuz burada başkanım. Yani ayrım yok. Yani siz sendikanın nasıl olması gerektiğini, ne yapması gerektiğini anlatıyorsunuz. Ki diğer rakip konfederasyonlara da bir şeyler söylerken kendi konfederasyonunuzla ilgili de yanlışlarını Tahir, dile getirebiliyorsunuz yani. Tahir Bey, ben şey diyelim ki yani futbol takımını da tutma. Kim iyi oynarsa evet, onu seyrederim. Kim iyi yaparsa alkışlarım. Bunu söyle. Böyle olmalı zaten. Ya az kafamızı kaldırıp bakalım dünyaya, Avrupa'ya, gelişmiş ülkelere. Bizim gibi yapmıyorlar. Yani bu benim sendikam. İyi de yaparsa benim, kötü de yaparsa benim. Bu böyle bir şey yok. Yani bir şuna benziyor. Ya hırsız, benim hırsızım, ben hırsız demem. Katil benim katilim, katil demem. Böyle bir şey yok kardeşim. Benim hırsızım yok, benim katilim yok. Benim yanlış yapanım yok. Doğru yapan var, yanlış yapan var. Biz bunu söylüyoruz. Evet. Sendikacılar doğru yapmıyor. Doğru yapmış olsa bu ülkede bir sürü sıkıntı var. Başta çalışma hayatı. Hangi sendikalarda, hangi konfederasyonlardan çıktı da biraz önceki dediğim gibi bu ülkenin temel konuları ile ilgili bir çalışma yaptı, bir görüş beyan etti ve dedi ki bunun hayat bulmasını istiyoruz. Hayat buldurmazsanız biz de demokratik refleksimizi gösteririz. Demokratik zeminde bunun hesabını sorarız. Hangi konuda dedi. Yani ülkede bir sürü sıkıntılar var. İki tanesini anlatıyorum sana. En önemlisi hukuk diyorum. Evet. Hukuk olmadan hiçbir şey olmaz. Biz bir yere varamayız. Hukuk en fazla çalışanlara, işçiye lazım. Emekçi halka lazım. Biz haksızlığa uğradığımızda bunu gidip birilerine bilmem nelere bizim haksızlığımı gider diyecek halimiz yok. Mafyalara gidecek halimiz yok. Biz yargıya gideceğiz, hukuka gideceğiz. Bu çok önemli. Evrensel normlarda hukuk çok önemli. Bunu en fazla konfederasyonların, sendika konfederasyonların üzerine düşmesi lazım. Bunu dillendirmesi lazım. Ama kimse de çıt yok. Çünkü talimat öyle gelir. Siz oturun oturduğunuz yerde. Keyfiniz iyi. Bu işlere karışmayın. Bu işlere karışırsanız siz siyasete karışmış oluyorsunuz falan. Böyle kafa bulandırıyorlar. Asla değil. Tekrarlamaya gerek yok. Siyasetin ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Tabii ki bu anlamda değil. Bunu kimse diyebilir mi? Yani A konfederasyonu, B konfederasyonu, C konfederasyonu. Hiçbirbirinden farkı yok. Bu çok iyi, mükemmel. Nedir iyi olanı bana söyleyecekler. Söylüyorum ben. Bugünkü Türk iş yönetimi, içinde bulunduğum Türk iş yönetimi. Hak işi kastetmiyorum. Bakın. DİSK'i de kastetmiyorum. Çünkü bunlar sendika değil. Evet.
direkt legal veya illegal örgütlerle ilişkisi olan, onlardan talimat alanlardan sendika olmaz. Bunlar sendika değil. Ama bugün Türk İş yönetimine, bakın Türk İş Türkiye'ye lazım. Önemli bir kurum. Çalışanlar ve çalışanların sendikası olacaksa bu Türk İş. Ama Türk İş iyi yönetilmiyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Az önce söyledim. 13 milyon çalışan var. Bugün Türkiye'de toplu iş sözleşmesinden yararlanan 650 bin işçi var. Toplu iş sözleşmesinden yararlanan 650 bin. 13 milyon çalışan iki sektörde. İş gücü 25 milyon. İki sektörde 13 milyon. Böyle bir ülke olur mu? Böyle barış olur mu? Böyle çağdaş bir ülke yaratabilir miyiz? Çalışanların örgütlenmediği, sendikalı olmadığı başta ülkelerden çağdaş ülke olmaz. Ekonomik özgürlüğe de kavuşulamaz böyle. Böyle bir şey yok. Kimse diyemez bunu. Ama bu konfederasyonların örgütlenmenin önünde engelleri aşma, aştırma, kaldırtma içinde bir mücadelesi yok. Örgütsüz bir toplum, başıboş bir toplum, ne yaptığını bilmeyen bir toplum. Böyle isteniyor zaten. Sistem bunu istiyor, bunu dayatıyor. Ve bu sisteme karşı da böyle durmak, mücadele etmek yok. Herhalde zor o. Evet. Biraz maşakkatlı. Anlatabiliyor muyum? Onun için beyefendiler oturuyor. Ben en fazla bu tür sendikacıları, göbeğini kaşıyan sendikacıları eleştiriyorum. Ağları. Öyle mi deniyordu? Vallahi ben 12 Eylül hukukunda da çok sıkıntı çeken bir arkadaşınızım. Evet. Bunu sen de bilirsin. Biliyorum başkanım. Ondan sonra da çok sıkıntılar çektim. Ağları biliyorsun Kenan Paşa söylemişti. Evet. 12 Eylül'ü yapan o faşist söylemişti bunu. Bunu söyleyeyim. Öldü, arkasından konuşmak doğru değil. Ama bu ülkeye çok zararlar verdi. Bu ülkede sokağı temizleyen, benim için en büyük sağlık hizmetini veren temizlik işçiye çöpçü dedi. Benden fazla maaş alıyor dedi. Profesörden fazla maaş alıyor dedi. Gözünü o temizlik işçisinin aldığı maaşa dikmişti. Bunları anlattı. Ama sendika ağaları dedi. Ben de katılıyorum. Hala Türkiye'de sendika ağaları var. Evet, temsil ettiği sınıfın ve ülkesinin hak ve menfaatleri için ne olursa olsun karşısında, bedeli ne olursa olsun. Bunun için üye geliyorsun sen. Sendikal ilkeler bunu emrediyor. Bedeli ne olursa olsun. Temsil ettiği insan, emekçi al ve ülkenin çıkarı için. Savaş vereceksin ve uğraşacaksın. Kim ülkesini düşünmeden bireysel çıkarını düşünüyorsa, kim ülkesini ve halkını düşünmeden siyasi çıkarını düşünüyorsa, bunlara karşı demokratik zeminde mücadele edeceksin. Sendikacıyım deyip de bunu yapmayanlar sendikacı değil, sendika ağası olur ancak. Evet. Yani önümüzdeki günlerde de bir konfederasyonların çalışması ya da başka bir şeyle bir şey gözüküyor mu, gözükmüyor mu başkanım? Yani nereye gidiyor işçi hayatı, işçi şekli ne olacak size göre? Vallahi doğrusunu söylemek gerekirse şunu söyleyeyim. Hiç böyle güzel pembe şeyler çizmeye gerek yok. Tablo bunu göstermiyor. Eğer öyle bir tablo olursa biz belediye iş sendikası ve belediye iş örgütü olarak da ona katkı sunmakta her zaman varız. Evet. Öyle bireysel bir şey, bir beklenti olarak söylemiyorum. Asla böyle bir şey yok. Asla. Belediye iş örgütü öyle bir tablo, yüzü işçi sınıfına dönük, biraz önce söylüyorum. Temsil ettiği insanların, çalışanların ve emekçi halkımızın hak ve menfaatleri için, ülkemizin çıkarları için uğraş verecek kimler varsa, bir oluşum öyle oluşturuluyorsa ona katkı sunmaya her zaman hazırsını söyleyeyim. Şimdi söylediğiniz gibi, başta da söylediniz, en iyi sistem dediniz, demokrasi. Şimdi bizim de yani sizin de yapmış olduğunuz seçilen insanlarla iş şartları konusunda çalışmalarınız var. Karşılıklı oturuyorsunuz, sözleşmeler yapıyorsunuz. Bu vatandaşın seçtiği insanlar oluyor. Hiç hayal kırıklığı yaşıyor musunuz başkanım? Ey vatandaş, buna nasıl oy verdiğine getirdim? Türkiye genelinde yaşadığınız çok büyük anlarınız vardır bu konuda. Vallahi çok sıkıntılar yaşıyor musunuz başkanım? Vallahi yaşıyorum. Çok enteresandır. Dediğim gibi şeyi, çalışanları bir meta gibi, bir eşya gibi gören belediye başkanları var. Bunu bütün samimiyetimle söylerim. Yani seçim döneminde şey vermek istemiyorum, isim vermek istemiyorum. Veririm de. Elbette. Buyurun. Veririm de. Ama sadece şunu söyleyeyim. Bugün parlamentodaki dört partide de var bu.
Birinde biraz daha fazla, birinde biraz daha az olabilir ama her partinin belediye başkanları, çoğunluğu değil tabii, haksızlık olmasın, az da olsa o partilere mensup belediye başkanlarından bir kısmı çalışanı meta gibi, eşya gibi görüp öyle davranıyor. Tabii ki buna isyan ettiklerimiz, bunlarla uğraştıklarımız, eylem yaptığımız, bu konuda greve çıktığımız yerler var. Evet. Yani şimdi bu şu da var başkanım, belediye başkanları yapmış olduğu hizmetlerini, ilçesine, iline yapmış olduğu hizmetlerini çalışan personelleriyle vatandaşa ulaştırıyorlar. Onların varlığıyla bunları lanse ediyorlar, reklamını yapıyorlar. Yani bu anlamda biraz daha baktığın zaman daha yakın, daha el üzerinde tutulması gerekiyor gibi geliyor çalışanlar. Çünkü belediye başkanının aynası çalışanlar. Tayyip Bey, zaten çok anlaşılmaz taraf burası. Dediğim gibi belediyenin personeli. Yani iyi ilişkiler içinde, onlara da güler yüzlü, böyle despotça yaklaşımlarla değil, güler yüzlü yaklaşılsa, evet. Ben çalışanlar için söyleyeyim, bunu da parantez içinde söyleyeyim. Hı hı. Çalışmayan değil, çalışanın üzerinde asalak geçinen sözüm ona işçiler için değil. Ben onları temsil etmiyorum. Ben çalışanı temsil ediyorum. Üreteni temsil ediyorum ve onların yanındayım. Bu şekilde yapılsa, yani çalışan sadece işine gelip işine giden, üretmek isteyen, hizmet vermek isteyen ve haliyle de onun karşılığını alıp çeliğini çocuğunu namerte muhtaç ettirmek istemeyen, bu anlayışta olan işçi arkadaşlarımıza biraz daha insancıl yaklaşılsa, biraz daha iyi güler yüzlü yaklaşılsa, inan o verim daha da çok artacak. Çünkü o güler yüz o arkadaşında çalışma şevkini artıracak, iş barışını artıracak. Ve bu da verimi artıracak. Artı reklamını da artıracak. Evet. Belediye başkanının da tabii. Kesinlikle. Çünkü sürekli vatandaşın içinde personel. Kesinlikle böyle zaten. Evet. Bakın hele belediyelerde. Ben yıllardır belediyenin içindeyim biliyorsunuz. Evet. Oradan geliyor. Evet. Belediye personeli, belediye çalışanları belediye başkanı veya yönetimini tutuyor, seviyorsa o belediye başkanı başarılı olur. Çünkü bir temizlik işçisi daha iyi, bir esnafın kapısına gidip güler yüzle bu esnafın çöpünü alıyorsa, güler yüzle çöpünü alıyorsa, ona günaydın diyorsa, ona iyi akşamlar diyorsa, güler yüzle alıyorsa belediye başkanı o esnafı kazanmış demektir. Sonuçta, böyle belediyecilik. Sonuçta belediye başkanını görüyor karşısında o personelle beraber, evet. Bakın. Belediye personeli ister temizlik işçisi olsun, isterseniz işçi, hangi işçi olursa olsun, hangi memur olursa olsun. Nihayet o belediyenin işçisi, memuru belediye başkanını temsil ediyor. Az veya çok, artısı da eksisi de yaptı. İyi yapıyorsa artı, kötü yapıyorsa eksi, bu belediye başkanına yansır, belediye yönetimine yansır. Yani o zaman şöyle mi diyelim, belediye personeli ayaklı reklam belediye yani, başkanının aynasıdır. Ya bir nebze aynasıdır. Evet. Göstergesidir yani. Ne aldıysa onu yansıtacak çünkü vatandaşa. Ya mutlaka evet. Yani bir çalışana iyi davranıyorsa dediğim biraz önce yine söylüyorum. Yani hizmeti sevkle yapar, aşkla yapar, evet. İyi yapar, güler yüzle yapar. Eğer kötü davranılıyorsa, hakkına, hukukuna saygı gösterilmiyorsa bir yerde gittiği yerde de sorulduğunda yani kötü demese bile sesini çıkartmaz, iyi demez. Evet, iyi demez. Evet başkanım. Evet başkanım, yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ben size önümüzdeki seçimlerle ilgili ve onun peşinden olacak yerel seçimlerle ilgili. Yani çünkü bir seçim furyasında olan bir ülke olduk bu aralar. Çok şık seçimlere girip çıkıyoruz. Yani sendika olarak, çalışanlar olarak yani siyasiler daha çok ne yapmalı? Tavsiyeleriniz, tavsiye niteliğinde sözlerinizi almak istiyorum onları başkanım. Şimdi aynı şeyleri söyleyeceğim. Tekrar aynı şeyleri söyle. Evet. Bize lazım olan demokrasi. Bize lazım olan hukuk. Evrensel ölçülerde demokrasi ve hukuk. Burada da gerekli, her yerde gerekli. Bak biraz önce söyledim. Aynı şeyi tekrar edeceğim. Her yerde etmek durumundayız. Ben panellere katılıyorum, sempozyumlara katılıyorum. İştirak eden dinleyicilerimiz bana ya sen çalışma hayatından bahsetsene niye işte hukuktan bilmiyorum. En fazla hukuk bize lazım. Hukuk olmadığı zaman bizim hak ve hukukumuzu almamız, onu kullanmamız mümkün değil. Evet. En iyi sözleşmeleri yapsak, bu sözleşmeler uygulanmasa gideceğimiz yer neresi bizim? Hukuk değil mi? Olmasa alamayız.
Yapsan sözleşme. Ben sözleşmeden ne bahsedeyim? Önce hukuk lazım bana. Ondan sonra iyi sözleşmeler yapacağım ki uygulansın. Şunu, ben şunu söylemeye çalışıyorum. Ben Ordu'da 4 dönem şube başkanlığı yaptım. 4. dönem gittim. Ben arkadaşlarım tanır. Kim yanlış yaptıysa, kim hata yapmışsa o hata yapanın karşısında durdum. Hiçbir zaman şu siyaset, bu siyaset demedim. Benim de bir dünya görüşüm var. Benim de oy verdiğim yerler var. Bu ayrı bir şey. Buna bir şey demiyorum. Ama ben işçiyim diyorum. Önce ben işçi arkadaşlarımın hak ve menfaatini düşünüyorum. Bu. Ordu Belediyesi'nde çalışan arkadaşlarımız belediye sendikasından hele hizmet laf ediliyor. Bunlar konuşuluyor. Ordu Belediyesi'nde bu. Belediye hizmet sendikası belediye sendikasının rakibi falan değil. Olamaz da zaten. Böyle bir şey yok. Hizmet sendikası sendika değil. Öyle başka yerlerden telefon gelecek. Telefonla zorla insanlar bir başka sendikaya geçirilecek. Buna sendika denmez. Ordu Belediyesi'nde çalışan belediye sendikası üyelerinin belediye sendikası. Esas yöneticiler onlar, esas sendikacı onlar, genel başkan onlar. Ben bugün varım, yarın yokum. Onlar. Ama onlar huzurlarını ve düzenlerini bozdururlarsa bir daha bunu toparlayamadılar. Bunu söylemek istiyorum. Evet. Onlar kendi hak ve hukuklarına sahip çıkacaklar. Kendi haklarına sahip çıkacaklar. Kendi hakkına sahip çıkmayan haksızlığı uğrayanın birinin hakkına sahip çıkmaz. Haksızlığı uğrayanın yanında olmaz. Evet. Kendi hakkına, çocuklarının hakkına sahip çıkmayan ülkesinin hakkına, ülkesi haksızlığı uğradığında ülkesinin hakkına sahip çıkmaz. Böyle bir şey yok. Kimse kimseyi kandırmasın. Eğer gerçekten bu ülkede barış içinde yaşayacaksak, önce iş barışı, ülke barışı içinde yaşayacaksak, haksızlığa karşı koyacağız. Bugün haksızlığa karşı koymuyorsak, yarın da koyamayız. Bugün haksızlık yapan, yarın haksızlığa uğrar. Biz bugün haksızlık yapan, yarın haksızlığa uğradığında da haksızlığa uğrayanın yanında olacağız. Haksız neredeyse oradayız diyorsun. Aynen böyle. Evet. Aynen böyle. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Gerçekten dolu dolu bir program yaptık. Gerçekten mutlu oldum sizinle bu akşam burada olmaktan. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet sevgili izleyicilerim, bu akşam Belediye Sendikası Genel Başkanımız Sayın Nihat Yurdakul konuğumuzdu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz, katıldı. Televizyonumuzu, şehrimizi onur etti. Sağ olsun, var olsun. Bir bu başka, son, buyurun başkanım. Bu son sözüm senin için de söyleyeceğim. Buyurun. Bu yapılan haksızlıklarda nerede olacaksın? Haksızlığı yapanın yanında mı? Yoksa haksızlığa uğrayanın yanında mı? Bir sendikacı olarak da sen ayrıca bir sendika, belediye sendikasının üyesisin. Evet. Ve sendikacısın. Az önceki söylüyorum, yine söylüyorum. İşe girip sendikaya iyi olan sendikacıdır. Evet. Bu bir görev bölümüdür. Evet başkanım. Ben şu anda iş yerinde çalışan bir arkadaşım gibi düşünüyorum. Onun düşündüklerini hissediyorum. O da aynı bir genel başkanın düşündükleri gibi ve davrandıkları gibi davranmalı ve hissetmeli. Sen de öyle. Şimdi şunu söyleyeyim ben başkanım o zaman. Ben haksızlık yaşayacağımıza inanmıyorum. Ki haksızlık yaşandığı zaman da tabii ki haksızlığa uğrayan insanların yanında olacağımızı da buradan beyan ediyorum başkanım. Ama ben bu yaşanacak da demiyorum. Bence yaşanmayacak böyle bir haksızlık diye tahmin ediyorum başkanım. Son sözüm olsun. Bu ülke hepimizin. Evet. Bu ülkede siyasi partiler de olacak, sendikalar da olacak. Evet. Ama bunun içinde yine söylüyorum. Doğrunun yanında olunsun, yanlışın yanında olunmasın. Evet. Bunun adı, sanı ne olursa olsun. Evet, doğru söylüyorsunuz başkanım. Efendim bir başka akşam, bir başka konukla tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın, teşekkür ediyoruz.